İnsanın fabrika ayarlarından konuşacağız. Ben kimim ki bundan bahsediyorum? Ben bir biyoloğum, aynı zamanda tıbbi fizyoloji uzmanıyım. Yani insan bedeninin normalde nasıl çalıştığını, hasta olmadığı zaman çalışma mantığının ne olduğunu araştıran bir bilim benimki. Konu aslında çok uzun, süre kısa. O yüzden size olayı biraz baştan alayım. İnsan merak etmeye başladığı günden beri, yani insan olduğu günden beri, tabiata bakıyor, çevresine bakıyor, yıldızlara bakıyor ve buna bir anlam vermeye çalışıyor. Kim gerçekten ciddi olarak tabiata bakıyorsa, araştırıcı bir gözle ne olduğunu anlamaya çalışıyor, çalışıyorsa binlerce yıldır hemen hemen herkes benzer bir mantığı görüyor karşısında. O mantık da bir çekirdekten bir ağaç gibi çeşitlenen cansız ve canlı maddenin ayrılmaz bir bütün halinde neden sonuç zincirleri çerçevesinde kainatı doldurduğu bir enteresan Oluş, yaratılış destanı görüyor. Bu insanlığın her döneminde bakanlar tarafından görülmüş bir şey. Antik Yunan döneminde buna Aristos Natura demiş. İslam medeniyeti 800 ila 1200 yılları arasında buna Şecere-i Hilkat yani yaratılış ağacı demiş. Batı bilimi özellikle Darwin'den sonra The Tree of Life adını vermiş buna. Ve bugün biz yaşam ağacı diyoruz. Hala tabiata yabancı olanlar bu fikre burun kıvırsa da Karşımızdaki en muhteşem, en ihtişamlı görüş, tabiata bakan herkesin istifadesine açıkça sunulmuş olan muhteşem bir resim var orada. Maddenin her bir parçası biz insanlar da dahil olmak üzere bu muhteşem kainattaki bir senfoninin notalarından ibaretiz aslında. Bu destan canlılık açısından bakarsanız 3,5 milyar yıllık inanılmaz bir hikaye. İnanılmaz muhteşem bir hikaye. Ömürler adandı. Ben de ömrümün önemli bir kısmını adamaya niyetim var inşallah. Ne kadar kaldı bilmiyorum ama hayatımda hep bunu çalışmak, hep bunu konuşmak, hep bu konuda bir şeyler anlatmak istiyorum. Bu, bugünün bilimiyle bildiğimiz kadarıyla soy ağacımız. Hani bu ara nüfus idaresinden millet alıp alıp sosyal medyada paylaşıyor ya, şu şu dedesinin babasının babası. Bu biraz daha uzak geçmişe yönelik. 3,5 milyar yıllık bir akrabalık zinciri. Şimdi bu devasa ağacın içerisinde gördüğünüz bütün organizmalar bugün bizimle beraber yaşayanlar, şimdiye kadar gelmiş geçmiş türlerin yüzde birinden daha azıyla beraber yaşıyoruz. Yüzde 99'undan fazlası tükenmiş. Biz dünyada şu anda iki buçuk milyon kayıtlı türden sadece biriyiz, ama 10 milyondan fazla canlı türüyle birlikte yaşadığımızı tahmin ediyoruz. Bu kadar karmaşık bir sistemin içindeyiz ve şuralarda bir yerdeyiz. Bilmem görebiliyor musunuz? Değersiz, ayrıntı, piksel gibi küçük bir şeyiz aslında. Bu bütün sistemin içerisinde. Ama tuhaf da bir organizmayız. Bugün burada oturmanızdan anlaşılıyor. Yani garip şeyler peşindeyiz. Enteresanız yani diğer canlıların yapmadığı şeyler yapıyoruz. Aynı zamanda da bu sistemin parçasıyız. Bizi insan yapan garip bir şeyler var. Her birimiz diğer bütün canlılar gibi 3,5 milyar yıllık muhteşem bir argenin ürünleriyiz. 3,5 milyar yıldır her türlü koşul ilahi bir tasarımın içerisinde deneniyor, bazıları oluyor, bazıları olmuyor ve en neticede burada en olmuşlar olarak bizler oturuyoruz. Eğer nasıl bir organizm olduğumuzu anlamak istiyorsak, hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorsak, bence bu fabrika ayarını çok ama çok iyi anlamak durumundayız. Yaşlar 30'u 40'ı görmeye başladığı zaman arkadaşlar bir araya geldiğinde eskiden lisede, üniversitede maceralardan, tatil planlarından hep böyle uçuk kaçık şeylerden bahsederken 30-40'tan sonra abi hangi diyeti yapıyorsun? Karatan mı? Iyi, karatay mı? Dukan mı? Iyi. İşte tansiyonun kaç? Doktorun kim? İşte şekerin var mı? Hep böyle muhabbetler dönüyor. Niye makine arıza vermeye başlıyor? Size 5 tane madde vereceğim bugün. Onun için geldim. Bu 5 maddeye ne kadar yakın yaşarsanız Doktor masrafları en az inecek. Dünyanın en mutlu insanları sizler olacaksınız. Neyseniz onu gerçekleştireceksiniz. Ve bu dünyada size ayrılmış süre ne kadarsa onun sonuna kadar büyük bir ağız tadıyla yaşayacaksınız. Liste geliyor. Az önce gördük. 150 bin saat oturuyormuşuz. Dehşete kapıldım. Çünkü bizim vücudumuz hareket için tasarlanmış. Oturmak için yapılmış canlılar değiliz. Atalarımız 160 bin yıl kadar önce üç büyük göç dalgasıyla Dünyanın her köşesine dağılmışlar. Birkaç bin yıl içerisinde on binlerce kilometre yol kat etmişler. Adeta bugün hiperaktif çocukları gibiler. Ama bugün biz bir çocuk sınıfta 40 dakika oturmuyor diye ona ilaç veriyoruz. 40 dakika bir sınıfta oturan insan çocuğu hastadır. Onun tedavi görmesi gerekir. İnsan çocuğu hareket edip arıza çıkarmak için tasarlanmıştır. Oturuyorsa bir sebzelik vardır o çocukta ona bir bakmak lazım. Onu harekete geçirmek lazım. Tıbben. <laughs> Ama halk işleyen gençleri ileride çocuğunuza evladım iki dakika bir uslu ol derken görürsem o zaman bozuşuruz. Çünkü stereotipik davranış, Lütfen tekrar edeceğiz. Ee, Tıp ben ömrü uzattığını bildiğimizden önemli şey özellikle orta yaştan itibaren ritmik sürekli egzersiz. devam. egzersiz de böyle vücut salonları falan filan değil. Ee, normal hareket, gün içerisinde yaptığımız hareket. Az ve çeşitli yemek. Birazdan bunu açacağım. Böyle bir durdum özellikle. Şöyle bir yediğinizi bir kontrol edin diye. Olumlu ve zengin sosyal ilişkiler, diğer insanlar olmadan hayatta kalamıyoruz ondan bahsedeceğim. Düşük stres altında yaşamamız lazım çünkü sürekli stres ayarlı bedenimiz yok. Bir de en son bir ayar var ki bugün benim yakalayabildiğim konuşmalar maalesef geç geldim hep bunun üzerineydi. İnsanoğlu yerinde duramayan tuhaf bir canlı bu da onun ayarında var. Az önce söyledim biz niye hareket ayarlıyız? İstiyorsanız oturun eski çağlarda. Yan tarafta market yok ki. Bulamazsınız bir şey. Hayatta kalmak için devamlı hareket etmeniz, devamlı toplamanız, devamlı üretmeniz bir şey yapmanız lazım. Ve bugün kendimiz süper aklımızla bir medeniyet kurduk. Her şey bizi sabitlemek ve hareketsizleştirmek üzere. Araçlarımız var, cep telefonlarımız var vesaire. Hareketten oldukça ölüyoruz. Bugün tıbben en önemli sorunlarımızdan bir tanesi sedanter yaşam. En büyük sebebi de fabrika ayarlarını bilmeden kurduğumuz ve hala da ısrarcı olduğumuz bu garip medeniyet. Az çeşitli ve aralıklı yemek dedim. Boğazlar meselesi en önemli konu biliyorsunuz Lozan'dan beri. insan ee, i̇nsanoğlu aç kalmaya programlı bir canlı gibi gözüküyor. Aç kalma dediysen buradan çıkınca ölüm orucuna girmeyin. Günde sadece bir kere acıkmak Bizim vücudumuzu onarıyor, yeni beyin hücreleri yapılmasını sağlıyor, kanser hücrelerinin oluşumunu ve gelişimini engelliyor. Acayip enteresan etkileri var. Ee, özellikle bizim beynimiz çok yaktığı için tarihsel olarak hani çok fazla yakıt tüketen bir organ, vücudun yüzde eksiğini oluşturup yani total oksijen ve yakıtın hani beşte birini götürüyor. Öyle söyleyeyim ya da dörtte birini. Onu beslemek için çok yememiz lazım. Ama tabiatta bulabildiğimiz şeyleri yemek üzere ayarlanmış ataların torunlarıyız. Dolayısıyla arada bir aç kalabildikleri için bulduğu her şeyi gövdeye indiren atalarımız vardı. Şöyle bir atamızı görme şansımız pek fazla yoktu. Ne bulursa bahtına bir şekilde bulacaksın onu yiyeceksin. Ama böyle düşünün eski dünyada işte 100 bin 200 bin sene önce ay kan şekerim düşüyor bir tadelle olsa da yesem diyen atalarımız yani pek fazla hayatta kalamadılar. Onların çok da torunu olmadı. Dolayısıyla açlığı vücudu için avantaja çevirenlerin torunlarıyız biz. Bizim vücudumuzda da tıp ben bu özelliği görüyoruz. Hatta bir dönem bazı araştırıcının iddiasına göre su aygırları gibi sucul bir yarı sucul bir canlı olarak yaşamışız. O yüzden deniz ürünleri falan da bize çok iyi geliyor vücudumuza. Böyle tüysüz falan olmamıza dikkat ederseniz böyle bizim gibi tüysüz başka memeli yok. Primatlar arasında tek böyle çırılçıplak olan biziz. Başka kim var? Foklar, Yunuslar, balinalar bize daha çok benziyorlar. Dolayısıyla bir de böyle sucul bir tarafımız varmış. Yani devamlı hareket edip arada bir aç kalarak enteresan ve zorlu bir yaşam döngüsünden gelmişiz. Ama bugün endüstriyel gıda diye bir şey icat ettik. Harika değil mi? Parayı verip her şeyi alabiliyorsunuz. Ama vücut hazır değil söyleyeyim. Bugün dünyada tokluktan ölen insan sayısı açlıktan ölenlerden çok daha fazla. Diğer insanların varlığı çok önemli. Üzerinizdeki elbiseleri muhtemelen siz yapmamışsınızdır. Bunları hep başkaları sizin için yaptı. Zaten bunlar olmadan da yaşayamıyorsunuz. Bilmem dikkat ettiniz mi? Başka bizim gibi bir canlı yok. Çıplak vaziyette hayatta kalamayacak ama biz öyleyiz. Teknik olarak diğer insanlara ihtiyacımız varken duygusal olarak da diğerlerine çok ihtiyacımız var. Duygusal desteği aldığımız zaman beynimizde, vücudumuzda öyle ödüller coşuyor ki buna ayarlı olduğumuzu anlıyoruz. Hatta dünyaya geldiğimiz andan itibaren buna programlı çok enteresan bir sistemimiz var. Şu videoyu daha önce görmediyseniz eğer göz ucuyla bir izleyin. Bir anne ile bebek laboratuvarda oynuyorlar. Bebek birkaç aylık, bir yaş civarında ve ama bu bir deney böyle güzel güzel oynarken anneye bir talimat veriyorlar. Anne birazdan arkasını dönecek tekrar bebeğe döndüğünde herhangi bir yüz ifadesi vermeden karşısında olmaya devam edecek. Talimat geldi, anne döndü, geri döndüğünde bebeğin yüzüne dikkatli bakmanızı tavsiye ederim. Hemen bir şey anladı bu çocuk. Bu çocuk ne biliyor Allah aşkına ne oldu? Annesi orada bir yere gittiği yok ama bir şey var. Anne offline oldu bir anda. Şu anda anneyi online yapmaya çalışıyor. Çocuk rahatsız, dikkat edin. Bir yerine bir şey batmıyor normalde, bir sıkıntısı yok. Aç değil, açık değil, altına yapmadı. Ama çok ciddi sıkıntılı. Her türlü çareyi deniyor. Anne bana bak, hıklar, mıklar bilmem ne. Kadıncağızın da durumu tabii çok zor. Anne olarak bu deney yapmak Allah vermesin. Kötü bir şey olsa gerek. Bağırıyor, çağırıyor, dikkat edin. Ne kadar rahatsız. Bazı anneler diyor ki ben bütün gün çocuğumla şu kadar vakit geçiriyorum. Bakın annesi yanında. Tekrar dikkatinizi çekiyorum. Uzakta değil. Çocuk diyor ki kamera şakası mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diyor, bakıyor etrafa. En sonunda artık o çocuk için o kadar hayati bir şey ki bu basıyor çığlığı ve annesini istiyor. Tabii ki deneyi durdurmamız lazım etik nedenlerle. Çocuk çatlar yoksa ortadan. Annesi tamam canım güzelim falan filan diye böyle teskin etmeye çalışıyor. Çocuğu döndürüp göz göze geldiklerinde de bir yüzüne bakın. İnsanoğlunun ne ile yaşadığını görüyorsunuz. İnsanoğlu bununla yaşıyor. Hep bunu istiyor. Yaşımız kaç olursa olsun diğer insanların bizim varlığımızı görmesi ve bizi bir şekilde duygusal olarak iletişime değer bir canlı olarak görmesi en büyük ihtiyacımız. Tabiatta bu kadar stresimiz yoktu muhtemelen. Stres niye lazım? Faydalı bir şeydir. Aslandan kaçarken çok işe yarar. Strese gireceksiniz ki koşacaksınız. Aslandan kurtulunca ya da aslan sizi yediğinde stres bitiyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. Stres sistemi vücutta bilinçsiz bir taraf ya yani bilinçsiz ve dilsiz bir kısımdan kontrol ediliyor. Dışarıda ne olduğunu bilmese de sürekli aslan kovalıyormuş gibi tepki üretmesiyle meşhur bir sistemdir bu. Siz normal günlük hayatta işte çocukken çok fazla stresiniz yoktu. Aynen ilkel çağlardaki gibiydik. Hani çek senet bilmem ne derdi olmayınca böyle oluyorsunuz. Ama sonra bu stres sistemi her gün sabah gardıroba açtığınız andan itibaren devreye giriyor. Ne giyeceğim? Ne giyeceğim? Hanımefendiler özellikle söylüyorum. Ne giyeceğim? Yani gittiğiniz yere göre bin bir çeşit şey seçenek var, zaten pil bitiyorsa banköründe. Şöyle bir sistem var, beyniniz stresi algıladı mı bir hormon salgılıyor. ACTH diye burada kısaltılmış, o gidiyor böbrek üstü bezinize diyor ki stres var, coşkuyu ver. Kortizol diye bir hormon salgılatıyor. Kortizol kan şekerinizi yükseltiyor ki kaçacaksınız, kovalayacaksınız, kaslarınıza sinyal gönderelim. Bağışıklık sisteminizi baskılıyor vesaire, sizi strese hazırlıyor. Akut olarak iyi ama sürekli devam ettiğinde ne oluyor? Beyin hücreleriniz suyu sıkılmış süngere dönüyor. Yavaş yavaş beyniniz küçülüyor. Vücudunuzda sürekli baskılanmış bağışıklık sistemi sizi her türlü hastalığa kanser dahil açık hale getiriyor. Durumumuzu berbat yapıyor. Bugünün en önemli becerisi stresi yönetme becerisi. Ve son ayar. İnsanoğlu üzerinizdeki elbiselerden de anlayacağınız üzere biyolojik donanımın üstüne bir şey kal koymadan hayatta kalamayan bir canlı. Aynı şey bütün duygusal dünyamızda da var. İçinde kendimizi bulduğumuz sınır aşıp bir cinslik yapmazsak, bir icat çıkarmazsak mutlu olamıyoruz. Kanıtı şunu yapamazsın denen bir çocuğun yaptıktan sonraki surat ifadesidir. Temiz biliyorsunuz değil mi? Hani? <laughs> Yaptım. İnsan böyle bir canlıdır. Ve insan buna programlıdır. O yüzden tuhaf, saçma sapan şeyler yapar. Saçma sapan diyorum ama türümüzün bugün bu çırılçıplak bedeniyle, bu zayıf haliyle dünyayı domine eden canlı türü olması bu tip çılgınlıklara dayanıyor işte. Eğer insanlar acaba şöyle olsa ne olurdu diye sormasaydı, canını tehlikeye atmasaydı, her türlü riske girmeseydi bugün insanlık medeniyetinin bu hale gelmesini bırakın şurada konuşacak tek bir insan bulamazdık. İnsan türü tükenmiş olurdu. Çünkü bunu yapmadığımız zaman, içinde bulunduğumuz şartlara sıkıştığımızda bunalıma giriyoruz. Mesela psikolojideki bunalımla ilgili depresyonların falan çok önemli bir sebebi bir sıkışmışlık hissi. Ve insan bir şekilde onun içinden çıkamayınca ilaçlara ilaçlara bu dönemde çok fazla başvuruyoruz. Devamlı olarak içindeki o cendere bizi sıkıyor. Halbuki en ufak bir farklılık yaptığımızda bir anda beynimizde her türlü ödül mödül patlıyor ve kendimizi çok hızlı bir şekilde mutlu hissetmeye başlıyoruz. Velhasılı kelam. Benim listem bu kadar. Bu liste çok uzun yıllardır bir biyolog olarak diğer canlılara bakarak elde etmeye çalıştığım bir liste. Ama son maddeye dikkat ediniz. Bugün konuşulan her şey bu son maddeyle ilgili. Beden sağlığınız için diğerlerine dikkat edebilirsiniz ama özellikle zihinsel sağlığımız ve kim olacaksak onu olmamız biraz bunu yapabilmemize bağlı. Son söz olarak psikolojinin kurucu babalarından birisinin sözünü paylaşacağım. Sert ama önemli. Eğer bile bile gücünüzün yettiğinden daha az olmayı planlıyorsanız sizi uyarıyorum. Hayatınızın geri kalan kısmında mutsuz olacaksınız. Çok sert konuşmuş. Kendi yeteneklerinizden ve imkanlarınızdan kaçıyor olacaksınız diyor Abraham Maslow. Azla yetinmenin en önemli şartı konfor içinde kalmaktır. Konfor bizi öldürür. Konfor derken herkes böyle yalılarda zengin zengin oturmayı anlıyor ya abi biz Türklerden adam olmaz zaman da beni şöyle eğitim sardı. ben böyle olurum diye şikayet etmek de çok konforludur. Bu konforu kırdığınız anda ne olacaksanız o karşınıza çıkıyor. Eğer merak ediyorsanız ne olacağınızı işin sırrı kendine bakmak ve kendinde görmek benim hayalim de şu. 3 dakika geçmişim bari onu da söyleyeyim. Bugün bu konuşmayı izleyen sizlerden bir kişi en azından ya da daha sonra videoyu izleyen bir kişi eve gidip bu soruyu kendine sorarsa Yarın bugün benim çocuklarım çok daha güzel bir dünyada yaşayacaklar. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederim.